Volkan Severcan. O doğduğunda takvimler 28 Ağustos 1966'yı gösteriyordu. İzmir'de dünyaya gelen Severcan'ın Bora ve Meltem adında iki kardeşi vardı. Eğitimine Mustafa Necati Bey İlkokulu'nda başladı. Teyzesi Nazan Tilmaç ve eniştesi Ömer Tilmaç sayesinde küçük yaşta önemli sanatçılarla bir araya gelir olmuştu. Tilmaç çifti Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda çalışıyordu. Volkan da kendini onlara örnek alıyordu farkında olmadan. İzmir Özel Türk Koleji'nden mezun oldu. Kolej yıllarında başlamıştı sanat çalışmaları. O seneleri gazete Yeni Gün'e verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. 1977 yılında başlayan kolej serüvenim 1984 yılına kadar devam etti. İzmir'in en itibarlı okullarından biri olan İTK'de hiçbir zaman sıradan bir öğrenci olmadım. Sanatla iç içe olan okulun hemen hemen her etkinliğinde yer aldım. Öncelikle okula girer girmez değerli hocam Hüseyin Çebi ile müzik çalışmalarım başladı. Henüz 12 yaşındayken başarılı bir gitarist olmuştum bile. Daha sonra Hüseyin Hoca'nın da sazı olan trompet çalmaya başladım. Lise yıllarımda okul bandosunun trompetçilerinden biriydim. Liseye geçişte Erol Çebi ile çalışmaya başlamıştım. Daha sonra hayatıma giren kontrabas İstanbul'a geldiğim zaman önemli bir süre hayatımı kazandığım enstrümanım olarak baş köşedeki yerini aldı. Tiyatro çalışmalarım da lise yıllarımla beraber değerli hocam Cahit Gürkan'la başladı. Her yıl bir oyunda mutlaka oynardım. İTK'li olup da sporla uğraşmamak olmaz. Okulun voleybol takımı kaptanı olarak birçok dereceye imza attık. Ayrıca basketbol hakemliği de bu yıllarda edindiğim özelliklerden birisi. Severcan'ın ailesindeki neredeyse herkes hukukçuydu. Lisenin ardından tercihlerini de bu yönde yaptı. 18 tercihin 17'si hukuktu. Ancak kader bu ya, o 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesini kazandı. Bu arada konservatuar sınavlarına girdi ve eski adıyla belediye konservatuarını kazandı. Sonra İstanbul Üniversitesi'ne bağlanan okulun 51 numaralı mezunu olarak meslek hayatına başladı. Yeni Asır'a verdiği röportajda bu süreci şöyle anlatmıştı. 9 Eylül Üniversitesi İşletme bölümünü kazandım. Babam avukat, ailem hukukçu bir aile. Tiyatroyu çok istiyordum. Nasıl olsa işletmeyi kazandım. Seneye de hukuku kazanırım. Ben en iyisi konservatuar sınavına gireyim dedim. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü kazandım ve gerisi geldi. Ben dertle uğraşmayı sevmem. İnsanların keyfiyle uğraşmayı severim. Profesyonel sanat yaşamına şehir tiyatrolarında başladı. Bu arada televizyon ekranlarında buldu kendisini. Televizyona nasıl başladığını Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. İlk başlangıcım Uğurlu Giller dizisi oldu. Konservatuara girdim, saçlarım uzundu, gitar çalıyorum. Bir yandan küpe var kulaklarımda, biraz aykırıydım. Bir Barış Manço'da bir de bende vardı o zaman uzun saç. Hoca bir ressam rolü var, gel sen oyna Volkan dedi. Televizyon dönemim öyle başladı. Sonra bir başka gece çok uzun süren bir iş oldu. Ve bir sürü proje var hayatımda. İçinde birçok şey vardı. Ben onun içerisinde skeçlerde oynamaya başladım ilk. Orada da Alican ve Öğretmeni diye çok tutmuş ve uzun süre sevgili Yasemin Yalçın'la oynadığımız bir bölüm vardı. Konuşması biraz zor bir öğretmendim. Hazır yeri gelmişken söyleyeyim. O zaman bayağı bir tepki gelmişti. Niye böyle bir öğretmen yapıyorsunuz? Öğretmeni niye böyle var ediyorsunuz diye. Oysa o öğretmen gibi benim ailemde de birisi vardı. Kulağı duymadığı için bazı kelimeleri konuşmakta zorlanıyordu. Aslında bir engellinin de varlığını anlatan bir tarafı vardı onun. Ama onu komik algıladılar. Hiç öyle düşünmemiştim ben. Böyle insanların var olduğunun altını çizmek üzere yaptığım bir şeydi. Bizde şöyle bir şey var. Bize bir metin geliyor, metne bakıyorsunuz ve şekillendiriyorsunuz. Allah rahmet eylesin, Aram güler yüzle çok eğlenmiş, çok gülmüştük. Sonra tepkiler gelmişti ve normal konuşmaya başladım ben. Fakat seyirci çok beğendi onu bir yandan da. Sonra tekrar ona döndüm. Ben herhalde 20 yıl oynadım onu. Yasemince de sevgili Yasemin Yalçın'la.
Tiyatrodan hiç kopmayan Severcan, 92 yılında şehir tiyatrosundan ayrıldı. Hemen ardından Dormen Tiyatrosu'na katıldı ve tiyatro 2000 yılında kapanana kadar orada çalıştı. Sonra Tiyatro İstanbul, Tiyatro Kare ve BKM'de çalıştı. Son olarak da kendi tiyatrosu Sahnekarları kurdu. Burası 15 yıldır tiyatro severleri ağırlamaya devam ediyor. Severcan burada hem genel sanat yönetmeni hem de oyuncu olarak görev yapıyor. Usta sanatçı Sahnekarlar hakkında şunları söylemişti. Bir gün böyle oturuyoruz, isim bulalım tiyatroya dedim ben. Çok zor bir şey tiyatroya isim koymak. Sonra sevgili Melda Gür'ün eşi Sahnekarlar olsun dedi. Bu cümleyi söyledim, o geldi ve gelir gelmez de çok beğendik Sahnekar ismini. O yüzden de Sahnekarlar oldu. Ben bu tiyatroyu kurarken bana ait bir tiyatro gibi lanse edilmesini çok sevmeyen biriydim. Yani Volkan Severcan Tiyatrosu diye de koyabilirdim ismini. Burası Sahnekarlar, dolayısıyla tiyatroyu, bu işi güzel yapmak isteyen insanların bir araya geldikleri bir kumpanya. Usta oyuncu sanat yaşamı boyunca Kuklacı, Deli Bal, Vişne Bahçesi, Kuşlar, Barış Kervanı, Bugün Git Yarın Gel, Hangisi Karısı, Tepe Taklak, Karma Karışık, Oyunun Oyunu, Leyla'nın Evi, Bavul ve Korkuyorum Sevgilim gibi oyunlarda oynadı. Dizi ve film kariyerine bakacak olursak Çiçek Taksi, Kaldırım Çiçeği, Bana Şans Dile, Berivan, Kuzenlerim, Hababam Sınıfı Askerde, Ayva Sarı Nar Kırmızı, Balık Eti, Bir İhtimal Daha Var, Sev Kardeşim, Benden Baba Olmaz, Yalancı Romantik, Altın Kızlar, Çocuklar Duymasın ve İşler Güçler gibi çok sayıda yapım için kamera karşısına geçti. Aynı zamanda müzisyen de olan sanatçı, Yeni Asır'dan Burcu Şakar'a verdiği röportajda bu konuyla ilgili şunları söylemişti. Konturbasçıyım. 1990 yılından beri profesyonel müzik yapmıyorum. Esasında mesleğimdi, şimdi hobim oldu. Yıllardır hobi olarak fotoğraf çekiyordum. Şimdi profesyonel fotoğraflar çekmeye başladım. Bir sergi açtım. Ben birilerine göre maymun iştahlı, birilerine göre ise bazı zamanlarda kendine ilgilenecek başka şeyler bulan bir adamım. Bir şeyin uzun sürmesi, devamlı aynı şeyi yapmak beni sıkıyor. Volkan Severcan YouTube'da yayınlanan Armağan Çağlayan'ın Dur Bir Dinle adlı programına konuk oldu. Burada kendisiyle ilgili bir itirafta bulundu. 1989 yılında oyun orkestralarında müzisyen olarak yer aldığını belirten oyuncu, bu dönemde yer aldığı Evita müzikali ile ilgili Cihan Ünal'la yaşadıklarını anlattı. Usta sanatçı şunları söyledi. Müzikalle turnedeydik. İzmir'deyken paramız ödenmedi. Önder Bali'ye gittik. Paranızı almazsanız bu akşam sahneye çıkmayın dedi. Dışarıda 5000 kişi bizi izlemek için bekliyordu. Buna rağmen kuliste hazırlanmadığımızı gören ekip neler olduğunu sordu. Bir anda Önder Bali içeri girdi. Çocuklar bu akşam sahnede benim için çalıyorsunuz dedi. Ev arkadaşım Uzay Hepari de sinirlenip Önder abi gel benim eve senin için müzik yapayım diyerek oradan çekip gitti. Sonra biz oyuna çıktık. Bitiminde Evita'nın başındaki Cihan Ünal'ın odasına gidip orkestra olarak işi bıraktık diyerek notlarımı verdim. Cihan Ünal da bana bir çaktı, yere uçtum. Herkes birbirine girdi. Olay meydan muharebesine döndü. 1989 yılından sonra sadece oyunculuk yapmaya başladım. Müzik aletlerimi evde bıraktım. Cihan Ünal'ı çok severim. O yumruk beni kendime getirdi. Usta sanatçı birçok dizide ve sinema filminde oyunculuk yaptı. Ayrıca yıllardır seslendirme yönetmenliğinin yanı sıra birçok yabancı sinema filmi ve yabancı dizide de seslendirme yaptı. Oyunculuk, yönetmenlik ve sunuculuğun dışında 2005 yılında kurucusu olduğu VS Kreatif ile birçok önemli kuruluşa hizmet veriyor. Özel yaşamına değinecek olursak usta sanatçı ilk evliliğini 1994 senesinde Buket Dereoğlu ile yaptı. Ancak birliktelikleri 2 yıl kadar sürebildi. Boşandıktan 1 yıl sonra Müge Hanım'la evlenen Severcan'ın bu evlilikten 98 yılında Melis adında bir kızı oldu. Verdiği bir röportajda kızını kıskandığını söyleyen Severcan, çocuklar duymasın da hayat verdiği Zero Tuna gibi olmadığını belirtmişti. Usta sanatçının eşi Müge Severcan, Hürriyet Kelebek'ten Gülbahar Karakuş'a verdiği röportajda eşiyle ilgili şunları söylemişti. Afife tiyatro ödüllerinin ilki yapılıyordu. Liseden arkadaşım olan Şebnem Özinal, akşam birlikte gidelim diye beni aradı. Ablası Özlem de gelecekti. Fakat köpeği hastalanınca son dakikada planı iptal etti. Şebnem bunun üzerine bana eşlik etmesi için Volkan'ı çağırdı.
O gece oturduğum koltukta Volkan'ın adının yazılı olduğu etiket kafama yapıştı. Volkan bunu görünce beni kafanıza taktınız galiba dedi. Tanışma hikayemiz böyle. Ben evlendiğim zaman medya kuruluşunda görevliydim. Onların nasıl bir ortamda çalıştıklarını biliyordum. Volkan'ın çalışma şeklini bilerek evlendim. O yüzden de hiç isyan etmedim. Benim için sürekli birlikte olmak değil, verimli zaman geçirmek önemli. Allah herkese Volkan gibi bir koca versin. Bir kere klasik Türk erkeği gibi değil, biz birbirimizi tamamlıyoruz. Mesela Volkan yemek yapmayı çok sever ama iş ampul değiştirmeye gelince bırak elektrikçi çağıralım der. Benimse tornavida ve matkap takımım var. Mümkünse hiç yemek yapmayabilirim. Şimdilerde televizyonda çalışmaya çok sıcak bakmadığını söyleyen Volkan Severcan, bunun sebebini Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda şöyle açıklamıştı. "Halihazırda televizyona pek sıcak bakmıyorum. Birkaç sebebi var. 36 yıl televizyonda çalıştım. Televizyonda geçen zamanım çok uzun bir süre. Hiç işsiz kaldığım dönem yok. Devamlı tercih edilen bir aktördüm demek ki. Şimdi 3,5 saat dizi çekiliyor. 3,5 saat dizi yazılamıyor bile. Yazılamayan bir şeyi çekmek gerekiyor. Bir televizyon dizisinde oynayabilmek için başka hiçbir iş yapmamak lazım. Bunun içerisine tiyatro da giriyor tabii ki. Dolayısıyla burada bu işi yapabilmem için çok ciddi para kazanmam lazım. Televizyon sektöründeki rakamlar çok düştü. Bizim 10 sene önce aldığımız rakamları telaffuz bile ettirmiyorlar şu anda. O yüzden benim için ticari bir karşılığı yok şu an televizyonda olmanın. Yapılan işlerin kalitesini çok sağlıklı görmüyorum. Çok uzun süreli, çok uzatılmış işler çekiliyor. Bu yapmayacağım anlamına da gelmiyor. Çünkü çok severek çalıştığım yapımcılar var. Biri Birol Güven. Zaten hayatımın son 10 yılı Birol Güven'le çalıştım. Yine Birol'dan sitcom tarzı bir şey gelirse sıcak bakarım. Ama tiyatroya daha yakın duruyorum. Güzel bir sinema filmi olursa belki tabii ki düşünebilirim. Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında mutluluk diliyoruz.